Merhaba, bu dersimizde string birleştirme işleminin biraz püf noktasına bakacağız. Bunu da benchmark hazırlayarak yapacağız. Mesela dedik ya, bir string birleştirme işleminde kullanılan yöntemler ve bunların birbirinden farkı, performans olarak farklı dedik ama bunu nasıl ispatlarız? Mesela normal string birleştirme ile string package'ın içerisindeki builder'ı kullanarak string birleştirme arasında ne kadarlık bir performans farkı var? Bunu nasıl inceleriz? Şimdi daha önce yaptığım örnek buydu. Bunu siliyorum. Şöyle bir temizleyelim. Biraz uzun kod yazabiliriz. Karışmasın. Burada time'ı da eklemem gerekiyor. Çünkü bir benchmark yaparken time, zaman hesaplaması, saliseler, milisaniyeler hesaplayarak zaten performansı anlayabiliyoruz. Burada öncelikle iki farklı örneği yapacağım. Bunlardan birincisi string package ile olan for i. Burada bir döngü oluşturarak yapmam gerekiyor tabii ki. Ondan sonra i küçüktür. Ben 100.000 değerine kadar dönen bir döngü yapmak istiyorum burada. I artı artı olsun. İçerisinde de kodumuzu yazacağız. Builder package'ini burada oluşturacağım. Ve hani o oluşturma işlemini aslında biz benchmark'ın içerisine dahil etmiş oluyoruz. Strings builder diyorum. Bunu oluşturdum. Bir tane daha döngü oluşturacağım. Bu da V olsun. Yine sıfırdan başlayacağız. V küçüktür 100 ve artı artı diyerek devam ediyorum. Ve bu oluşturduğum strings builder nesnesine veri ekleyeceğim bunun içerisinde. Builder nokta write string diyerek bu veriyi ekleyebiliriz. Mars olsun sadece. Ondan sonra da diyorum ki builder'ın len diye bir function'ı var. Bunu kullanarak eğer uzunluğu sıfırsa ne olur? Bu teste gerek yok zaten. Yani bu örneğe gerek yok. İçerisinde herhangi bir veri yok çünkü. Anlamına gelir. O yüzden break yap ve döngüyü kırarak çık. Bu işleme devam etme. Bir diğerinde de bu bizim versiyon 1 dediğimiz V1 dediğimiz builder kullanarak yapılan birleştirme. Versiyon 2 dediğimiz işlemde bizim ilkel versiyonumuz olacak burada. Standart string birleştirme. Şöyle de yazayım. Standart yöntem. Ve burada da benzer bir işlem yapacağım. Şunu hemen copy paste yapayım. Şu içerisi aynı kalacak. Yöntem değişecek sadece. Mesela şurada result tanımlarım. Ve buna başlangıçta bir boşluk değeri veririz. Burada da result nesnesine artı eşittir diyerek bir atama işlemi yaparız. Aynı veriyi. Ve deriz ki yine dikkat ederseniz aynı işleri yapıyoruz burada. Result bizim built-in kütüphanemiz içerisinde bulunan bir len function'ı var. Onu direkt bu şekilde de kullanabiliyoruz. Herhangi bir package tanım yapmadan dile entegre bir şekilde çalışıyor. Yani arka planda derleyici bunu kendisi yönetiyor. Len result diyorum ben burada. Aynı işlemi yaptık şu an. Şimdi bunun benchmark'ını nasıl yaparız? Bunun için çok basit bir kod yazacağız. Time package'ini kullanacağız. Diyorum ki time şu anın tarihini, yani şu anın zaman bilgisini, anın zaman bilgisini al.
Bir tane de burada al. Benim işlem başlamadan önce, ilk işlemin başlamadan önce ve bittikten sonra alıyorum ben bu zaman bilgilerini. Bir de en sonda al diyorum. Bu da 2 olacak. Yani 3 tane zaman bilgisi tanımlamış olduk. Başlangıç, ilk işlemin bitişi. Bu aynı zamanda ikinci işlemin de başlangıcı oluyor. Ve son olarak da ikinci işlemin bitişinin zaman bilgisini aldım. Ve bunları çok basit bir şekilde karşılaştıracağız. T1'in sub function'ını kullanarak bunların arasındaki T0 ile olan, yani T0 ile T1'in sub'ını alıyorum. Arasındaki farkı alıyorum aslında. Yani ne zaman başlamış, ne zaman bitmişin cevabını bu şekilde alabiliyorum. Aynı şekilde de println, ben T2 sub dersem T1 demem gerekiyor. Çünkü T2'nin, yani şunun başlangıcı T1 anıdır ve bu da bitiş anıdır. Bunun arasındaki farkı da bu kodla alıyorum. İşlemimiz bu kadar. Bakalım hangisi daha hızlı. Aslında şöyle de yazabiliriz. Çıktığı görelim. Şöyle kapatayım. Neydi bu? V1. Böyle değil, şöyle. V2 olsun burada. Ve şöyle. Tekrar yapacağım. Go run yazdım ben. Çalıştırdım. Bakalım. V1, bakın V1 188,9 milisaniye. Bu milisaniye, kafanızı karıştırmasın. V2 ise 2,4 ve yani neredeyse 2,5 saniye süren bir işlem. Burada birisi milisaniyelerle hesaplanan. Şurası bu arada milisaniye kısmı. Birinci yöntem neydi? Strings Builder ile hesaplanan yöntem. Bunun sonucu 188,9 milisaniye. V2 dediğimiz bizim klasik standart string birleştirme ise, result mesela artı eşittir yöntemi diyelim özetle. İki string değişkeninin birleştirilmesi de aynıdır. Bununla aynı işlem aslında. Bu yöntem ise 2,5 saniye sürüyor. İşte buradan anlıyoruz ki bizim için hazırlanan performanslı package'leri kullanmak her zaman daha avantajlı olabilir.